Aslında tasarımına geçtik. Burada adapter bizim verilerimizi döndüreceğimiz e, kısım olacak zaten. Adapter e, Android'de zaten veri döndürmek için kullanılan liste yönetimi için kullanılan bir aslında metot ve sınıf. E, şimdi öncelikli olarak bizim bu adapter'da döndüreceğimiz ve Tüm verileri göstereceğimiz tasarımı yapmamız gerekiyor. Bunun için layout kısmına geliyoruz ve sağ tıklayıp yeni bir layout resources aslında file oluşturuyoruz. Burada bir item agent dediğimizde bu kısmı direkt otomatik olarak frame layout şeklinde getirelim. Gördüğünüz sınıfı o, tasarım aslında oluşturuyorum. Burada öncelikli olarak e, arka planı bakalım color olarak Android şöyle Android background diyelim background color at color e, Valorant matte red şeklinde şu rengi seçebiliriz zaten bunları manipüle edeceğiz şimdi bunun id'sini de hemen verelim id frame layout item agent şeklinde gördüğünüz isimlendirmeyi verdim. Şimdi öncelikli olarak bir linear layout oluşturalım. Bunun match parent match parent olsun. Ardından bir gravity verelim. Gravity center diyelim. Şimdi burada bir app compat app compat image view image view'muzu ekleyelim. Şimdi AppCompat ImageView'ımızda match parent match parent deyip şöyle tag'imizi kapattığımızda burada bizim background image'imiz olacak. Bunun ismini image view ardından agent background. Bize API'miz bir tane mesela karakterimizin ismi Rayz olduğunda Rayz yazılı bir güzel bir görsel koyuyor. Biz de bunu karakterimizin ajanımızın arka planı olarak kullanacağım. Ardından scale type olarak center crop zaten sıklıkla tercih ettiğim bir tip. Layout gravities yine center diyoruz. Her şeyi merkeze alacağız. Ardından burada SRC olarak bir color polar mat red şeklinde bir SRC verebiliriz. Bunu vermeseniz de olur. Şimdi burada bir frame layout açalım. Frame layout'umuz match parent match parent. Gördüğünüz bir frame layout açmış olduk. Şimdi burada içerisine öncelikli olarak şurada bir layout gravity deyip center diyoruz. Ardından orientation'a geliyoruz. Orientation öneri olarak çıkmadı. Android orientation. Burada orientation kısmını vermesek de olur aslında şekilde vermesek de olur biz burada app compat yine image view verelim. Image view verelim. Ardından burada match parent wrap content diyelim. Match parent rap content. Şurada aslında height'ımızı bir 500 dp verelim. Bu bizim info butonumuz olacak bu arada info butonumuz değil pardon bu verelim ardından layout gravity'sini center verelim yine aynı şekilde gördüğünüz gibi ortalandı ardından burada id'sini unuttuk id kısmını da image view şöyle image view deyip agent portrait portrait Read şeklinde gördüğünüz isim'i verebiliriz. Şimdi bizim bir info butonumuza ihtiyacımız var. Bunu drawable içinde aslında ikon info şeklinde eklememişiz. Burada drawable'a sağ tıklıyoruz, vector asset kısmına gelip de info butonumuzu metinde bu ikonu çağırabilirim. Siz istediğiniz ikonu seçebilirsiniz. Şimdi bu kısımda AppCompat Image View açacağız. AppCompat Image View açıyoruz. Burada ID kısmını aslında ID kısmına geçmeden önce şöyle 35 dp ya da wrap content şeklinde iki tane yükseklik veriyoruz. Bu yüksekliklerin ardından ID olarak ID button info şeklinde mesajımızı, ID'mizi veriyoruz. Şimdi burada layout gravity olarak top ve start şeklinde en yukarıda ve başlangıçta olacak. Margin top'tan 30 dp ve margin start olarak da 10 dp uzaklıkta bir gördüğünüz alanı oluşturmuş olduk. Zaten şurada noktamızı çıktı. Biz buraya src deyip yani source deyip ikon info yazdığımızda eklediğimiz ikonu görebiliriz. Gördüğünüz ikon infomuz burada duruyor. Ardından background kısmına geliyoruz. Background için burada at android deep color transparent dediğimizde arka plandaki transparanlık bir kısım oluyor bazı ikonlarda. Onu direkt silebiliriz. Şimdi bu ikon aslında siz istediğinizi seçebilirseniz burada ikonumuz tıklanabilir olacak. Biz burada farklı bir sayfaya geçiş yapmış olacağız. Şimdi aslında temel olarak sayfamız bu kadardı. View mod, view mod, view holder kısmında aslında yeni eklemeler, layout tasarımları yapacağız. Şimdi burada şu kısımda adapter şeklinde oluşturduk. Ardından burada bir agent paketi oluşturduk. Yine buradan öncelikle olarak Agent Adapter Ardından Agent View Holder Gördüğünüz iki tane Private Wall Binding Binding Item Agent Binding gördüğünüz Eklemeyi sadece yapmamız yeterli. RecyclerView Nokta view holder deyip buradaki binding'i root şeklinde view'u vermiş olduk. Bunu kapatabiliriz. Bunu oluşturmuştuk. Onun için burada recycler view'dan bir adaptör türeteceğiz. View holder olarak da agent view holder'ı ekledik. Bizden zaten eklememiz gereken sınıfların olduğunu söylüyor. Biz burada buraya sağ tıklayıp implement members dediğinde tüm fonksiyonları implement etmemiz gerekiyor. Şimdi burada öncelikli olarak bu fonksiyonları doldurmadan önce bir diff oluşturmamız gerekiyor. Diff util e recycler view yapısının bu adapter yapısının en yeni hali. Artık biz yeni verileri kontrol ederek öncekinden aynı mı üret vesaire diyerek bir Adapter ilerleyişi sergileyeceğiz. Burada bu kullanım şu şekilde yapılıyor. Val diffutil deyip burada bir object oluşturuyoruz. Bu object bizim diffutil diffutil generic sınıfı oluşturduk. Şimdi object içerisinde bir iki tane fonksiyonu implement members yapıyoruz. Burada çok kolay bir işlem var. O da old item nokta. Bizim id'miz neydi buradaki? Benzersiz olan id'miz. Burada da uid'di. İkisinde de uid'yi yani agent data içindeki uid'yi birbirine eşit oluncaya dek eşit olması durumunda contentler aynıysa hangi durumda birbirinin aynısı olduğunu karar verecek yapı bu. Old item eşit eşit new item. Bu kadar basit diff utilimizi oluşturduk. Şimdi buradan bir differ üreteceğiz. Differ'ımız burada async list differ diyoruz. Ardından this diyoruz. Diff utilimizi burada ekliyoruz. Gördüğünüz üzere artık differ üzerinden gerekli işlemleri yapacağız. Burada set data. Set data bizim artık UI üzerinden aldığımız view modelden aldığımız verilerin adaptöre set edildiği sınıf olacak. Burada new list isminde bir isimlendirme verebiliriz. List agent data gördüğünüz agent data'yı burada differ üzerinden zaten kendi submit list fonksiyonumuz var. Buna new list'i gönderebilirsiniz. Artık biz set data'yı adaptör üzerinden set data'yı çağırarak yeni listemizi view modelden aldığımız listeyi adaptörümüze bastırabiliriz. Şimdi bu kısımda şöyle bir durum var. Şimdi biz burada e, on create view holder'da zaten işlemlerimiz klasik devam edecek. Binding'imizi şöyle yapacağız. Item agent binding inflate layout inflator from parent.context ve parent diyoruz. Ardından false diyoruz. Gördüğünüz binding'i oluşturuyoruz. Bunu nereye göndereceğiz? Tabii ki de bizim agent view holder'ımız üzerine. Ardından get item count var. Get item count üzerinde de return differ nokta current list nokta Gördüğünüz differ'ın current listini göndereceğiz. Ardından on byte view holder neydi? viewholder'ımızın elemanlarını ayrı ayrı set eden fonksiyondu. Biz buradaki current list diyoruz. Buradan position position'a çağırıyoruz. Her position'a let yap. Ne yap? Holder üzerinden bir fonksiyon yapmadık aslında şu anda. Hemen bind fonksiyonumuzu oluşturalım. Şu şekilde bind fonksiyonumuz bir agent data alsın. Agent datayı alsın ve artık holder üzerinden bind nokta it dediğimizde gördüğünüz aslında tık onu eklemiş olacak. Şimdi tabii ki de adapter içinde bir modül oluşturmamız gerekiyor son olarak. Şimdi dependency injection paketimize gidip burada Kotlin klası oluşturuyoruz adapter module şeklinde yeni sınıfımızı oluşturuyoruz. Ardından burada tabii ki de et modül diyoruz. Et install in diyoruz. Et install in diyoruz. Ardından singleton component yine. Ardından biz burada kısa bir fonksiyonumuz olacak. Singleton ve provides anotasyonlarımızı ekledikten sonra provide Bizim adaptörümüz herhangi bir veri almıyordu. Bunun için buraya herhangi bir veri eklememize gerek değişken eklememize gerek yok. Return deyip agent adaptörü eject ettiğimiz her yerde biz agent adaptörümüzü kullanabiliyor olacağız. Aslında iyi adaptör bu şekildeydi. Şimdi tüm tasarımın oluşacağı view holder sınıfımızda verilerimizi set etmeye geçebiliriz. Teşekkürler.